Balıkçı satışlarımız şu an durgun. Avyasan'dan dolayı bir o var, bir de Müsilay'dan dolayı durgun. Ama biz Müsilay'dan dolayı satışlarımız az çıkıyor. O az oluyor, yarın gerçekleşiyor. Şu an zaten gelen balıklarımız hamsi şoklu, onu söyleyeyim yani. Çupra levrek zaten genel insanlar az çok bilir, çiftlik geliyor şu an. Bir de Norveç palamutu getiriyoruz. Norveç palamutu sunuyoruz insanlara. Bu yani denizden tutulan balıkları getirmiyoruz şu an. İnsanlar tabii ki de çekiniyor. Sonuçta bu mikrop, işte bakteri yani. Sonuçta bakteriden dolayı insanları hem balık öldürüyor hem de insanların bir nevi tabii sağlığıyla oynuyor, zarar veriyor. Bu sonuçtan dolayı o balıkları getirmiyoruz. Denizden çıkan balıkları getirmiyoruz. Çiftlik balığı, Norveç palamutu bunları tercih ediyoruz satışta. Yarı yarıya düştü. Öyle söyleyeyim. Tabii bir de avyasanından dolayı. Ondan da kaynaklı oluyor. O sebepten dolayı düştü. Oltacılar olsun, getiriyorlar, sunuyorlar. Var elimizde şöyle balık, istavrit olsun, diğer balık vesaire getiriyorlar. Ama ben bu balıkları kabul etmiyorum burada satmak için. Pandemiyle birlikte bir de müsilajın da eklemesiyle satışlarımız, yani müşterilerin buraya gelip balık tercihlerinin etkilemesiyle bütün satışlarımız düştü. Yarı yarıya bir düşüş var. Gelen zaten o yarı kesimde müşterilerimizden tedirgin olarak geliyor. Yani balık konusunda sordukları bir soru var. Bu balıklardan Marmara Denizi'nde, özellikle Marmara Denizi'nden çıkan balıklardan yediğimiz zaman sağlığımıza herhangi bir etkisi olur mu diye gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bununla ilgili de bizim söylediğimiz, neticede bu bir doğa olayı. Bu her sene olan bir şey. Ama bunu sağlığının pek etkileyeceğini ben kendi fikrim olarak düşünmüyorum. Ama insanların genelde tercih ettikleri çiftlik balıklarına yönelmeye başladılar. Ege bölgesinde yetişen işte çupra, levrek dediğimiz çiftlik balıklarına yöneldiler biraz da. Marmara Denizi'nden çıkan işte hamsi, istavrit, çinekop, bu tarz balıklardan biraz da etkileri azaldı. Balıkçılar ağlarını çekemiyor. Çekemeyince az balık çıkıyor. Bu da fiyatı biraz daha arz talep dengesinde de olduğu için biraz daha fazla fiyatları arttırıyor. Zaten şu an bildiğiniz üzere avlanma yasağındayız. O yüzden balık fiyatları biraz daha pahalı. Uzun bir süre kapalıydık. Umutlarımız çok fazlaydı. Daha güzel işler, daha güzel bir şeyler yapmaya istiyorduk. Ama bu hem pandemi hem müsilajın etkisiyle balıkçılık sektörünü oldukça fazlasıyla etkiledi. Balık normalde de genetiğiyle oynanmamış tek gıda maddesi diyebiliriz. Bunun herhangi bir zararı, yani faydasından farklı bir şey yoktur. Yani neticede omega 3 açısından en zengin ürünlerden bir tanesidir balık. Müşterilerimize hiç şüphesiz bir şekilde yemelerini tavsiye ediyoruz.